Mersin'den başlayalım. Benim adım Gaye Uygur. Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi heykel mezunuyum. 2000 yılında mezun oldum. 24 senedir Mersin'de yaşıyorum. Üniversiteyle beraber 27 senedir Mersin'de oldum. Sanatın içindeyim. Daha çok eğitim amaçlı daha çok çalıştım. Kreşlerde çalıştım, özel okullarda çalıştım, devlet okullarında çalıştım. Şimdi halk eğitime bağlı. Hem kurs veriyorum, eğitim veriyorum. Hem çocuklara, hem yetişkinlere, 7'den 77'ye her yaş grubundan öğrencim var. Aynı zamanda da bu işi biraz daha ilerletmek adına bir atölye olarak tabii üretim aşamasında farklı yeniliklere yenilikler yapmaya çalışıp arkadaşlarımla beraber, daha çok kadınlarla beraber bir üretim de yapıyoruz. Aynı zamanda atölyemizde, eğitimle birlikte. Yeniliklerin peşindeyiz. Kendi özgün işlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Eğer biraz ilerletirsek, işte biraz belki bir girişimcilik de adım atmak yolunda ilerliyoruz. O şekilde. Atölyemizde daha çok biz şu anda seramikle beraber döküm, alçı, aynı zamanda polyester. Şimdi ağırlıklı polyester, resimle beraber, akrilikle beraber şu an ağırlıklı bir mum üretimindeyiz. Mumla ilgili yeniliklerin peşindeyiz. Mumla ilgili kendi kalıplarımızı yapıyoruz. Kendi özgün işlerimizi yapıyoruz. Şu anda ağırlıklı bu çiçeklerle beraber birazcık tüketimden ziyade daha kalıcı, insanların evlerine böyle çiçek gönderiliyor ama mesela onlar kalıcı olsun istiyoruz. İnsanlara ulaşmak için mum buketleri yapmaya başladık. Bir çiçekçiyle anlaştık. Çok güzel işler çıkarmaya başladı. Çok da beğeni almaya başladı. En azından size bir çiçek geldiğinde evinizde kalıcı olup onu istediğiniz gibi kendiniz uzun yıllar muhafaza edebilirsiniz. Aynı zamanda koku, renk seçeneğimiz mevcut. Kendimiz her gün yeni kalıplar, yeni renkler, yeni trendleri takip ediyoruz. Bayağı değişik işler yapmaya başladık. Atölyede bizim sadece mum işi olarak, atölye olarak çalıştığımız 3 kişiyiz. Yelda Hanım var, Serpil Hanım var, şu anda kendisi yok. Bir de benim mum işi için, ama onun haricinde öğrencilerimiz, sürekli olan seramik öğrencilerimiz, resim öğrencilerimiz geliyor gidiyor. Onlar zaten sayıları değişiyor. Halihazırda 12 tane rutin öğrencimiz var. Onun haricinde çocuk gruplarımız var. Workshop öğrencilerimiz ara ara gelen. Onun hani net bir sayısı yok ama sadece mum üretimi olarak Yelda Hanım, Serpil Hanım ve ben olarak atölyede çalışıyoruz. Yani kesinlikle güzel. Yani bir şeyler üretmek, insanlara ulaşmak, güzel geri dönüşler almak. Ya emeğinizin karşılığını almak kadar güzel bir şey yok. Hani maddiyat ikinci planda. Hani güzel, farklı bir şeyler ortaya çıkardıktan sonra insanların beğenisi bence fazlasıyla insanı tatmin ediyor diye düşünüyorum. En azından bir buketi birine evet. Böyle gösterdiğimiz sevgisi, onun yüzündeki o ifade, şaşkınlık ifadesi gerçekten onun bir... En güzel geri dönüş. Evet, kesinlikle. Yani mutlu. Mutlu oluyor insan. Evet, yani üretmek. Yani değer kazanıyor evet. Yaptığımız şey. Onunla değer saygı kazanıyor. Saygı görmek güzel yani, bir şey. Kesinlikle. O insanların yüzündeki ifade, o bize onun değerini yükseltiyor gerçekten. Yani. Yaptığımız işi de. Sabah daha keyifle geliyoruz. Her evet. Döktüğümüzde elimiz yansa bile mesela hani en büyük şeyimiz ateşle uğraşıyoruz. O da çok evet. Yüksek sıcaklıkta dökülen bir ürün. Ya her yerimiz boya oluyor. Her yerimiz batıyor. Ama değiyor sonuçta. Yani, o evet, çok güzel o şey. O mutluluk. Yani akşam birine giden buket için bizi etiketleyip o kadar övgü dolu sözlerle ben telefonu açtım da mesela onun paha biçilemez. Gerçekten hani bir evet. Karşılığı yok diyebilirim. Evet, önce ham maddemiz var, parafin var. Biz evet. Bunu temin ediyoruz, getiriyoruz. Bunların içine kullandığımız boyalar, esanslar var. Onların hepsinin birbirine oranları var, belli sıcaklıkları var. Her kalıbın bir şeyi var, döküm tekniği var kullandığımız kalıpları. Onların belli ısıları var. Onlar ona göre hazırlık aşamaları var. Onları yaptıktan sonra istediğimiz rengi, kokuyu elde ettikten sonra kalıplara döküyoruz. İçine kullandığımız işte içindeki o mum ipleri, şimdi yeni nesil ipler var mesela yani bizim fitiller evet. Var, mesela ahşaplar var. Onların işte montajları olduktan sonra hepsinin de çıkarma süreleri farklı mesela. Kırılabiliyor, çatlayabiliyor, pürüzsüzlükleri aslında farklı olabiliyor. Aslında iş parafin eridikten sonra bizim ona kattıklarımızla devam evet, ediyor. Evet, biraz
Ondan sonra tecrübe, biraz da tecrübe. Yani biz de onu yaşayarak kazandık. Çok fazla aynı modeli defalarca kere bozup istediğimiz kalitede ve güzellikte olana kadar çok da bozuyoruz mesela. Yap, bu şekilde. Puzzle gibi yap. Güzel. Biraz da böyle hani isteğe göre, şeye, beğeniye göre şekillendiriyoruz. Kendi her gün yeni kalıp, yeni bir özgün, yeni olmayan bir şey, kendimizden yaptığımız işlerle uğraşıyoruz. Yeni yeni, her gün yeni denemeler yapıyoruz. O şekilde devam ediyor. Biraz renkler de modeller de insanların istekleri doğrultusunda farklılaşabiliyor aslında. Öyle diyelim. O şekilde süre gelen bir şey. Ben Yelda Gergin, Adanalıyım. Evliyim, ev hanımıyım. İş hayatım da oldu. Hani özel sektörde. Ama bir süredir, bayağı bir süredir işte böyle el sanatlarıyla ilgili. Zaten normal şartlarda resim yapmayı çok seviyorum. Gayele de oradan yolumuz kesişiyor aslında. Kara kalem çok seviyorum. Hayalim bir gün yağlı tablolar yapmak. Yani evet, el sanatları dışında. Yani sabun, taş, butik pastacılık. Hani bugüne kadar yaptığım işlerden işte katip çantalar, el örgüleri. Ya, üretmeyi seviyorum. Yani bir şekilde yolunuz da kesişince böyle güzel arkadaşlarla işte Gaye Hanım'la, Serpil'le beraber. Yani bir mum diye başladık ama aslında güzel yol bir şekilde yol değişiyor. O anda ne yapmak istiyorsanız, gönlünüz nereye kayıyorsa, el sanatıyla ilgili olan her şeye varız. Yapmaya da üretmeye de devam ediyoruz. Merak ettikçe deniyoruz hep beraber. Ya talep aldıkça, insanlardan güzel geri dönüşleri oldukça devam edeceğiz inşallah. Yapmak istedikten sonra işin peşini bırakmamak gerektiğini düşünüyorum. Düşüyorsunuz, kalkıyorsunuz, olumlu olumsuz, hani sevilen, sevilmeyen, takdir eden, etmeyen, istediğiniz kadar güzel iş yapın. İllaki yolunuza bir takım aksilikler geliyor ama seviyorsanız sonuna kadar devam edeceksiniz. Benim kendi şahsi fikrim bu şekilde yani. Destek de çok önemli. Etrafın çok desteklemesi. Önemli. Yani çok evinde hani çok yetenekli insanlar var ama hani destek, ne yapacaksın bunu deyip de insanları hani yönlendirmiyorlar. Bu anlamda da aslında bu Haket'in kurs merkezleri insanlara birçok kapı açıyor. Kesinlikle. Çok değişik şeylere ulaşabilirsiniz. Oralardan hani bir sürü mesela sahilde belediyenin yaptığı standlar var, şeyler var. Yaptıkları ürünleri pazarlayacak alan da Mersin'de aslında çok fazla. Belediyeler buna çok imkan, sosyal sorumluluk kapsamında bayağı da şey yapıyorlar. O yüzden el sanatı üreten kadınlar yani yaptıklarını bir aşamaya ilerletmek için bu kurslardan destek alabilirler. Aile desteğiyle de bunları kendilerine bir iş kapısı olarak şey yapabilirler. Şimdi sosyal medya zaten en büyük. Evet. Satış alanı. Buralardan da insanlar çok çabuk ulaşıp el emeklerini bence sunabilirler. Vazgeçmek, biraz peşinden koşmak yani gerçekten olmaz, önemli. Olmaz, olmayacak diye düşünmemek. İnanmak çok önemli. Evet, çünkü gerçekten öyle. İnanarak başladığınız her şey kesinlikle güzel yol alıyor diye düşünüyorum. Aynen. Evet. Aynen. Biz şu anda nasıl hani olmaz diye değil, inanıyoruz. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa diğer bir gün. Evet. İlla ki insanlar değer görecekler. Değer bulacağına kesinlikle inanıyoruz. Her sabah da kendimizi öyle motive ediyoruz, mesajlaşıyoruz. Kadınlar güçlü olmalı. Kesinlikle. Üreten kadın çok fazla çünkü. Atölyenin genel kurs kapsamı dışında hani mumla ilgili bir markalaşma istiyoruz. Onunla ilgili konuşuyoruz, araştırıyoruz. Onunla ilgili hani benim atölyemizin adı Zencefe Sanat ama bu benim hani sanatla ilgili her şey içinde olan atölyemin adı ama mum olarak da bir isim koyup hani onu gerçekten üreten kadınların böyle bir markası, aynen, ismi olup hani sadece bizim üçümüzün dışında da hani bunu iş olarak insanlara edindirip hani başka kadınlara da beraber çalıştırıp hani bundan kazanç sağlamaları için de aslında çok kafa yoruyoruz. Çok da uğraşıyoruz. Hani 8 Mart günü bir sembol ama yani çok daha fazla değer verilmeli, çok daha fazla yüceltilmeli. Biz ne kadar yüceltirsek toplum olarak kadını, onlar da o kadar güçlü olacağına inanıyorum. Yani ben zayıflık ya da ne bileyim bir kadına evet yakışmıyor zayıflık, güçlü olmalı. Başka şans yok. Bizim ülkemizde zaten öyle bir şans yok. Kadın güçlü olmak zorunda. Olsun da ayağını yere vursun, istediğini bas bas bağırsın. Sadece 8 Mart Kadınlar Günü'nde değil, her zaman. Kadın her güçlü olsun. Görmeli. Bir gün dikkat çekiliyor. Hani kadınların ne kadar değerli olduğu, emekçi olduğu, fedakar olduğunu ama bence her gün değeri bilinmeli diye düşünüyorum. Bizler de bunun çabasındayız kadınlar olarak.
Yani hep beraber el ele vererek güzel işler çıkarmaya, belki evinde bizim gibi hani acaba diye düşünüp onlara bir ses, bir ışık olmak adına bu yolda devam edeceğiz inşallah. Çoğalacağız, çoğalmaya da gün geçtikçe devam edecek inşallah.